Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Bugün ne yapıyoruz? Tam buğday unundan kepekli, tarhanalı ev ekmeği yapıyoruz. Zeytinyağlı, cevizli helva yapıyoruz. Aynı zamanda hodala ve kaşık helvası da denmekte. Bir de ne yapıyoruz? Gözleme ve akıtma yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Evet, tarhanalı ev ekmeğimiz için gereken malzemeler. Kullanacağınız malzeme yapacağınız ekmek adetine göre değişir. Ben 1 kilo un kullandım. 1 kilo tam buğday unu, 200 gram yaş tarhana. Evet, tüm malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuralım. Ben telefonda tuttuğum için tek elimle çekim yaparken biraz zor oldu. Güzelce yoğuralım. Tarhana güzelce karışsın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayalım. Tepsimizi yağlayalım. Fırınımızı da hazırlayalım. Yüksek 80 dereceye alıp ısınsın. En son hamurumuz kendine gelip toparlanmaya başladığında elimize hafifçe yağlayıp yağlı bir şekilde yoğurmaya devam edelim ki hamurumuz güzelce toparlansın. Tepsimize ekmekleri şekil verip güzelce yerleştirelim. Ekmek şekli verebilirsiniz, yuvarlak ekmekler yapabilirsiniz. Şekli size kalmış. Biraz tepside dinlendirelim. Evet, ekmeklerimiz biraz dinlendikten sonra üzerine bıçakla çizikler atalım. Evet, ekmeklerimiz fırınımıza girdiler bile. Fırınımız zaten sıcaktı. 180 derecede güzelce ekmeklerimizi pişirelim. Evet, ekmeklerim misler gibi kokmaya başladı bile. Çörek tadında tam buğday ve kepekli ekmeğimiz. Ne yapıyoruz? Ekmek yapıyoruz. Evde ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Evde kalıyoruz. Ev ekmeği yapıyoruz. Evet, ekmeklerin fırından çıktı ve müthiş görünüyorlar. Gerçekten çok güzel piştiler, tam kıvamında. Evet, tarhana ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler, çıtır çıtır. İçi de yumuşacık. Çörek tadında. Mis gibi kokuyor. Çok sıcak. Denemenizi tavsiye ederim. Çok faydalı. Kepekli. Buğday unu ile yapıldı. Tuzunu çok az koydum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Videomuz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Canımız tatlı çekti.
evde hemen hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Zeytinyağlı cevizli un helvası. Aynı zamanda bu helvamıza hodala ve kaşık helvası da denmektedir. Evet, tenceremize yağımızı koyduk bile kızmaya başladı. Ne yapıyoruz? Malzemelerimizi sayalım. 1,5 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su kullanıyoruz. Evet, sıvı yağlı un helvasının yapımında ilk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Diğer taraftan da tenceremize 1,5 su bardağı sıvı yağını koymuştuk. Üzerine 3 su bardağı unumuzu da ekliyoruz ve güzelce karıştırmaya, kavurmaya başlıyoruz un helvamızı. Helvamızın rengi değişene kadar kavuruyoruz. Unumuzun kokusunu duymamız gerekiyor. Biraz uğraştırır karıştırması ama sonunda güzel, lezzetli bir helvaya sahip oluyorsunuz. Orta ateş üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kadar kavuralım. Helvamızın rengi hafifçe kahverengi olana kadar kavurun. Çok fazla kavurmayın. Şerbeti dökeceğimiz zaman helvamızın rengi zaten koyu bir renk alacaktır. Sürekli karıştırmanız gerekiyor ki helvamız yanmasın. Her tarafını aynı şekilde karıştırın lütfen. İçerisine cevizi de katalım. Cevizli bir helva yapıyoruz biliyorsunuz. Evet, helvamızın rengi hafifçe kahverengi olana kadar kavurun. Çok fazla kavurmayın çünkü şerbetini dökeceğimiz zaman helvamızın rengi zaten koyu bir renk alacaktır. Sadece yanmamasına dikkat edin, dibine sarmasın. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet, helvamızı kavurduktan sonra üzerine hazırladığımız şerbeti azar azar dökelim. Toparlanma yapmaması için hızlı bir şekilde karıştıralım. Evet, şerbetimizi güzelce dökelim. Evet, sıçrama yapabilir. Güzelce karıştıralım. Evet, sıvı yağlı un helvası sıvı yağ ile yapıldığı için soğusa bile yumuşaklığını hiç kaybetmeden çok lezzetli bir helva tarifidir.
Evet, helvamız çok güzel bir kıvamda oldu. Ne yaptık? Kaşık şekliyle, yemek kaşığıyla şekil vererek kaşık helvamızı bu şekilde servis tabağımıza koyduk. Afiyetler olsun. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Videomuz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Cizleme yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Evet, ne yapıyoruz? Akıtma, cizleme yapıyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Akıtma, cizleme yapıyoruz. Çok basit, hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz, çocuklarınızın sevdiği, yumurta yemeyen çocuklarımız için özellikle yumurtanın vücutlarına girebilmesi için ben özellikle oğluma çok yapıyorum, onu çok seviyor. Yumurta yemiyor çünkü kokusundan çok tiksiniyor. O yüzden ben de zorlamıyorum ve bu şekilde cizleme ve akıtmayla yumurtayı vücuduna girmesini sağlıyorum. Ne yapıyoruz? Bir su bardağı un, 2 yumurtayı suyla sulandırdım ve çırptım. Böyle akışkan bir kıvam. Evet, nasıl hazırlıyoruz cizleme hamurumuzu? Bir su bardağı un, 2 yumurta ve yeterince unu. Kıvamı çok önemli. Bunu tutturmanız gerekiyor. Çok su gibi de olmayacak. Çok koyu olmayacak. Tam ortasını ayarlayacaksınız. Ve akıtmamızın hamuru hazır. Bu şekilde kepçe yardımıyla şimdi tamamı boşaltacağım. Bir kepçe yeterli oluyor. Şimdi bu şekilde gezdiriyorum. Sonra kabardıktan sonra her tarafı kalkmış oluyor. Kalktıktan sonra çevirin. Yırtılma yapmasın. Zaten yanmaz tavalarda pişiriyoruz. Evet, cizlememizin vakti geldi. Gördüğünüz gibi kenarlardan zaten açılma yapıyor. Hemen çevirelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Buraya kadar dinleyen arkadaşlarımdan bir papatya emojisi istiyorum. Teşekkürler.